İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Gece Gündüz'den herkese merhaba. Kültür sanat dünyasından son haberlerle karşınızdayız. Borusan Sanat yeni sezonunu bir basın toplantısıyla tanıttı. Ressam Zeki Faik İzer'in 85 eserinin yer aldığı sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşmaya başladı. 80. Venedik Film Festivali'ne Türkiye'den katılan Tereddüt Çizgisi ve Yurt Filmleri ile ilgili izlenimleri sinema yazarı Kerem Akça aktardı. Korku edebiyatı ustası Stephen King yeni romanını okurla buluşturdu. Sanat kurumları yeni sezon programlarını paylaşmaya başladı. Bu sabah Borusan Sanat'ta bir basın toplantısıyla yeni sezon programını açıkladı. Toplantıda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni şefi de duyuruldu. İşte o toplantıdan izlenimlerimiz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Kuartet yeni sezona zengin bir programla merhaba diyor. Orkestra, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verdiği eser siparişinin yanı sıra ilk seslendirilişler ve dolu bir konser programıyla yıldız solist ve konuk şefleri müzikseverlerle buluşturuyor. 13 tane konserimiz olacak. Bunların içinde zaten sipariş eserlerimiz var. Fazla sayı sipariş eserimiz var. 12 Ekim'de onu çalacağız. Daha sonrasında Zeynep Gedizlioğlu'na 9 Mayıs'ta bir eser siparişimiz var. Onu seslendireceğiz. Cumhuriyet temalı 2 Kasım'da Yunus Emre Oratoryosu'nu Gürer Bey'le seslendireceğiz ki bu zaten Cumhuriyet'e adanmış bir konser. Onun dışında gene konuk şeflerimiz, yıldız solistlerimiz olacak. Şan programlarımız var. Şan alanında önemli solistlerimiz olacak. Fatma Sait, Joyce Di Donato gibi. Açıkçası çok dolu dolu bir sezon hazırladık şefimizle birlikte. Yeni sezonda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yoluna yeni sanat yönetmenleri Carlo Tenan ile devam edecek. Tokyo Filarmoni Orkestrası'ndan Venedik'te La Fenice, Palermo'da Massimo gibi tiyatro orkestralarına dünyanın önemli orkestralarını yöneten Tenan, günümüzün en parlak orkestra şeflerinden biri olarak gösteriliyor. Böyle önemli bir orkestrayla çalışmak büyük mutluluk verici. Ben daha önce de bu orkestrayla konserler vermiştim. Birlikte yeni sezonda yeni ufuklar keşfetmeye, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamaya ve performanslarımızla sanatseverlere dokunmaya devam edeceğiz. Amacım Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın ve Borusan Sanat'ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlamak. Bize her fırsata destek veren izleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezonda ilk konseri 12 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Bu konserde Fazıl Say'ın 100. yıl için bestelediği 6. senfonisi seslendirilecek. Fazıl Say'ın hem solist hem besteci olarak katılacağı bir konser. Burada ilk yarıda Mozart'ın 21. piyano konçertosunu Fazıl Bey solist olarak gerçekleştireceğiz. İkinci yarıda da kendisine sipariş ettiğimiz 100 yaşında bir çocuk adlı Cumhuriyet için yazdığı senfonisinin dünya premierini yapacağız. Orkestra 9 Mayıs'ta Zeynep Gedizlioğlu'na sipariş edilen yeni eserin dünya premierini, 23 Ekim'de ise Cem Oslu'ya sipariş edilen eserin dünya premierini Borusan Kuartet ile izleyicilerle buluşturacak. Resim sanatının modernleşmesinde önemli rol oynayan ressam Zeki Faik İzer'in Paris, İstanbul, Nice sergisi Ankara'da açıldı. 85 eserin yer aldığı sergi yıl sonuna kadar Ankara'da ziyaret edilebilecek. Sergiden notlar geliyor şimdi ekranlarınıza. 1988'de yaşamını yitiren ressam Zeki Faik İzer'in Paris, İstanbul, Nice sergisi Ankara'ya taşındı.
İzer'in torunu Ayşegül İzer tarafından bir araya getirilen eserler başkente sergilenecek. Büyük babam Zeki Faik İzer'in resimlerine baktığınız zaman bir temadan, bir dönemden bahsetmenin pek imkanı yok. 65 sene eser veriyor. İlk dönemde hocasının kübist eserlerinle öykünerek bir şeyler yapmaya başlamış. Fakat Paris'e gittiği zaman daha böyle rahat açılımlara gidiyor. Ressam İzer hem Türkiye'de hem de Fransa'da resim eğitimi aldı. Türk resim sanatının modernleşmesinde önemli rol oynadı. Sergide ressam İzer'in 65 yıllık üretim sürecine ait eserler görebilmek mümkün. Farklı farklı yağlı boyalar, kolajlar, çini mürekkepleri. Fakat bir bakıyorsunuz 1925 yılında, 1981 yılında aynı konulara dönmüş tekrar. Aile bireylerinin yaptığı resimlerle başlıyor sergi. Ondan sonra ilk dönem eserlerle devam ediyor. Sergide 85 eser bulunuyor. Betimleyici işlerden soyut işimlere doğru gidiyor sergi. 3-4 ayda çıkarttık sergiyi. Bu serginin özelliği sadece benim koleksiyonumda olduğu için babaannem Michelin'den gelen, annemden gelen, büyük babamdan gelen ve izleyicilerle hiç buluşmamış özgün işlerin ilk defa bu galeride seyirciyle buluşması. Sergi Türkiye İş Bankası Ankara Sanat Galerisi'nde yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek. 80. Venedik Film Festivali'nde sona doğru yaklaşıyoruz. Festivale ülkemizden Tereddüt Çizgisi ve Yurt filmleri katıldı. Peki filmler dünya premierinde nasıl karşılandı? Sinema yazarı Kerem Akça festivalden izlenimlerini aktardı. Ülkemizden Yurt ve Tereddüt Çizgisi filmleri dünya premierini gerçekleştirdiği 80. Venedik Film Festivali'nde ayakta alkışlandı. Yurt özellikle 5 dakika civarı bir alkış aldı. Tereddüt Çizgisi ise 3 dakika civarı. Hani ikisi de sevindirici. Birbirimize güveniyor muyuz? Bana inanıyor musun? Benim başımda büyük bir bela var. İlk filmi İki Şafak arasındaydı. Ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar'ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi, Tülin Özden'in ahlaki çelişkiler yaşayan Avukat Canan performansıyla öne çıkıyor. Selman Nacar'ın hani Romanya'nın dalgası ve İran sineması etkilerini hissettiren filmi, özellikle Tülin Özden'in etkileyici performansı var. Nehir Tuna'nın ilk uzun metraj filmi Yurtsa, Horizonti, yani Ufuklar bölümünün öne çıkan filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Yurt, 14 yaşındaki Ahmet'in hikayesine odaklanıyor. Kimlik baskıları arasında sıkışmış bir gencin hem büyüme hem kendi yolunu bulma hikayesini anlatıyor. Çok mutluluk verici bir andı benim için. Seyircinin ilgisi gerçekten tarif edilemez bir şey benim için. Geçtiğimiz gün müzik dünyasından hepimizi korkutan bir haber aldık. Şarkılarıyla hayatımızda derin izler bırakan Nazan Öncel'in hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sanatçı hastanedeki tedavisinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Öncel, tansiyonunun ani yükselmesi nedeniyle bayıldığını, hastanede serum tedavisi sonrası taburcu olduğunu bildirdi. Biz de gece gündüz ailesi olarak kendisine ulaştık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizim aracılığımızla hayranlarına selamlarını gönderdi. İyi olduğunu, evinde dinlendiğini söyledi. Kendisine bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Ona çok sevdiğimiz şarkılarından bir bölümle biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Geceler kara tren, geceler yüklüyor bana seni. Gitme, gitme, gitme.
Yolculuğu boyunca aşkların, yaraların, günlerin ve kara tren gecelerin şarkılarını yazdı. Geceler kara tren. Şarkılarında ilk çalışta koşulan telefonları, açılmayan kapıları, küçük pansiyonları, aşıkları buluşturan parkları, denizleri, gemileri, martıları, en çok da sokakları anlattı. Kavgamız bitmez dünya, uzlaşamadık ki. En zor yaralarını şarkılarına açtı. Zor zamanlara şarkılarıyla yetişti. Ondan fazla albüm ve yüzlerce şarkıyla Nazan Öncel, bizim en kırılgan, en güzel sokak kızımız oldu hep. Ekmek çaldım pırından, katık buldum çöplükten, polis koştu peşimden, hırsız polis oynadım. Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın. Ne varsa alsın, toplasın gelsin, benim için gelsin, isterse kalsın. Hay hay buyursun gelsin, hay hay temelli kalsın. Böyle daha nice unutulmaz şarkılarla hayatımızın birçok anına, hatırasına eşlik etti Nazan Öncel. Ve elbette etmeye de devam edecek. Bir yandan da sanatçı üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Hatta çok kısa bir süre önce yeni şarkısını bizlerle paylaşmıştı. Öncele yeni şarkısı Psychedelic'te Cem Adrian da eşlik etmişti. Biz de o düetten bir bölümü de hatırlayalım istedik. Öldüm desem sahi mi dersin? Bittim desem deli misin dersin? Sayki deliyim, sayki veliyim, sayko deliyim. Ne yaşadığımı sorma. Sen ki benimdin, ben ki senindim. Biz denildik dersem şaşırma. Olduğu kadar oluversin, olmazsa olmadı dersin. Sen de bir insansın, bırak ipin ucunu kaçıversin. Bu devirde aşklar fazla dayanmaz. Seveni de tam sever ama o da seni anlamaz. O da olabilir, bu da olabilir, her şey olabilir hayat bu sonuçta. O da üzebilir, bu da üzebilir, sen de üzebilirsin ama ölüm var unutma. Kaybettinse güzel bitir, yenildinse büyük yenil. Sayk deliyim, sayk veliyim, sayko deliyim, ne yaşadığımı sorma. Sen ki benimdin, ben ki senindim, biz de yenildik dersen şaşırma. Hayat bir karış, salla ya da sallama. Herkes bir melek, inan ama inanma. O da olabilir, bu da olabilir, her şey olabilir hayatın sonuçta. O da üzebilir, bu da üzebilir, sen de üzebilirsin ama ölüm var uzatma. Edebiyatın korku ustası tanımına en çok yakışan kalemlerden biri kuşkusuz Stephen King'tir. Yazar sosyal medya hesabında yeni çıkan romanıyla ilgili okurlarını uyarmış, romanda tüyler ürpertici birkaç bölümün olacağını müjdelemişti. 75 yaşındaki yazar, okuyucularını romansız bırakmasa da son yıllarda daha yumuşak hikayeler yazdığı yönündeki yorumlara engel olamıyordu. Holly ismini taşıyan yeni roman, bu yorumları da tersine çevirecek gibi gözüküyor. Bu haberin ardından Stephen King'in Beyaz Perde'ye uyarlanan unutulmaz eserlerini bir hatırlayalım istedik. Ceren Ala'nın dosyası geliyor ekrana. Anne babası boşandığında 2 yaşında olan Stephen Edwin King, tavan arasında bulduğu bir korku romanı sayesinde yazmaya yöneldi. Öğretmenlik yaptığı sırada ilk romanı Carrie'yi kaleme aldı.
Romanının çıktığı 1973 yılında ara vermeden Shining'i yazmaya başladı. Carrie, 1976'da Brian De Palma tarafından filme alındı. Shining ise 1980'de Stanley Kubrick imzasıyla beyaz perdeye uyarlandı. Stephen King, 80'lerde adeta seri üretime geçti. 86'da kaleme aldığı, korkulardan beslenen palyaço karakterini ünlü bir fast food markasının maskotundan esinlenerek ortaya çıkardığı It, yani O isimli romanı büyük yankı uyandırdı. Roman, 1990 ve 2017'de sinemaya taşındı. Hayranlarının tutkunu olduğu Kara Kule serisini 1982'de yazmaya başlayan King, 7. ve son kitabı 2004'te yayımladı. King, paralel bir evren olan Orta Dünya'da hayatta kalan son silahşör Roland'ın hikayesini anlattı. Kitaplarında her zaman dramatik ögeleri de kullanan yazar, bu vurgunun daha görünür hale geldiği Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli, Yeşil Yol ve Kennedy cinayetiyle paralel ilerleyen 22-11-63 romanlarıyla kaleminin gücünü tüm dünyaya gösterdi. Gece Gündüz'den bugünlük bu kadar. Yeni günde görüşmek üzere. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.